Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Kasım ayında duygusal konularda, romantik alanlarda çok hızlı sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınız, kişisel girişimleriniz, yaratıcı alanlarınız, eğlenceli konular ve özellikle çocuklarınız bu ay daha fazla gündeminizde yer alabilir. 28 Ekim'de meydana gelen ay tutulmasının güçlü etkileriyle Kasım ayına merhaba diyeceğiz ve tabii ki bu ay biraz daha hani gelecekle ilgili planlarınız, işte oluşturduğunuz projeler, birazdan umutlarınız, dilekleriniz öne çıkıyor. Sosyal alanlarda hızlı gelişmeler olabilir hayatınızda. Yeni tanışmalar, arkadaşlıklarla ilgili önemli etkiler söz konusu olabilir. Destek beklediğiniz alanlarda çevrenizden, sosyal çevrenizden önemli destekler alabilirsiniz. Zaten manevi gücünüz çok yüksek. Sezgilerinizi iyi değerlendirin. Herhangi bir konuda kararsız kaldığınız bir konuda. Maddi bir konu olabilir ya da hani ilişkiler, sosyal konular olabilir. Bu alanlarda sezgilerinize danışın, güçlü ilhamlar da alabileceğiniz bir aydasınız. İnançlarınız, güçlü inançlarınız sizin için çok destekleyici olabilir. 13 Kasım'da 20 derece Akrep Burcu'nda yeni ay doğacak. Mars'la birleşen bir yeni ay. Karşıt aksında Uranüs yer alıyor. Heyecanlı olduğu kadar biraz stresli ve tansiyonlu yüksek bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. 5. evinizde olacak bu yeni ay. Hızlı, beklenmedik gelişmeler özellikle aşk alanlarında söz konusu olabilir. Kalbiniz hızlı çarpabilir. Aniden aşık olabilirsiniz. Hızlı bir anda sürpriz bir karşılaşma, bir teklif söz konusu olabilir yaşamınızda. Süregelen ilişkilerinizde de biraz bazı stresler olabilir. Burada Mars-Uranüs karşıtlığı, bunları da iyi yönetmek gerekiyor. Yani mümkün olduğunca dürtüsel davranmayın. Daha dingin, daha sağduyulu hareket etmekte fayda var. Çocuklarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Bu ani bir hamilelik gibi bir konu da olabilir. Ya da hani süreçte bazı beklenmedik durumlar da olabilir. Çünkü Mars-Uranüs stres yaratan bir açıdır. Yani bu bir problem, çözülmesi gereken beklenmedik bir sorun. Bazen işte bu kazaları, ameliyatları, böyle yani sağlık konularında riskleri de ortaya çıkarabilen bir açıdır. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, kova ya da akrep burçlarının 15-25 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay daha önemli olacak, daha güçlü etkiler getirecek yaşamınıza. Ve 18 Kasım'da yine çok önemli bir gezegen döngüsü başlıyor. Mars'la Güneş'in birleşimi. Mars 2 yılda bir Güneş sistemini dolaşır ve her 2 yılda bir Güneş'le birleştiğinde bir döngü başlar. Bu sefer Akrep Burcu'nun 25 derecesinde başlayacak. Mars neredeyse enerji orada, motivasyon orada ve tabii ki mücadele orada. Sizin 5. evinizde böyle bir kavuşum var. Güneş-Mars kavuşumu. Bu da sizin bu dönemde kişisel, bireysel yaratıcılığınızı kullanmak için daha aktif olabileceğinizi, yeteneklerinizi keşfedebileceğinizi, bu alanda daha fazla çaba gösterebileceğinizi, sosyal alanlarda daha girişken, belki aşk, romantik konularda daha tutkulu olabileceğiniz ve çocuklarla ilgili konuların hayatınızda çok daha belirgin ve etkin olabileceği bir süreci de işaret ediyor sevgili yengeçler. 23 Kasım'da Güneş artık Yay burcuna geçecek. 24 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek ve bu geçişle birlikte Güneş ve Mars Balık burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Bu durumda 23, 24, 25 Kasım gibi biraz iş konularında bir böyle zorlanma, böyle bir aşırı sorumluluk hissedebilirsiniz. Belki bir seyahat planınızda gecikme, erteleme olabilir. Eğitimle ilgili konularda belki biraz kriz olabilir. Parasal konularda da tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Ama genel olarak bu ciddi, daha temkinli, daha planlı olmanız gereken bir süreci işaret ediyor. Belki de hani sizi yorabilecek iş ve mesleki konularda bir eğitim alacaksınız. Ya da böyle bir işle ilgili bir seyahat gündeme gelebilir. Bu konularda daha çok hayatınızda düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Ve 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda yeni ay, dolunay meydana gelecek. Bu dolunay bir tamamlanma enerjisi. Değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ikizler, başak, yay ya da balık burçlarının
0 ile 7 derece arasında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunay sizin için önemli olabilir. Biraz hayatınızda hani beklenmedik bazı konuların açığa çıkması, hani bazı laflar duymanız, bazı dedikodular duymanız mümkün. Özellikle iş alanınıza dikkat edin. Bilgi paylaşımlarına dikkat edin. Ticari aktivitelerde, internet üzerinde yaptığınız her türlü yazışmada, işte, burada daha dikkatli olun. Çünkü Merkür-Neptün karesi de var. Yanıltıcı durumlar, dolandırılma durumları, biraz böyle sizi hayal kırıklığına uğratacak, kafanızı karıştıracak durumlar olabilir. Unutkanlıklar, dalgınlıklar zaten günlük hayatınızı biraz etkileyebilir. Uyku sorunları ve benzeri, hani genel sağlığınızı, özellikle psikolojik anlamda sizi biraz yorabilecek durumlar olabilir bu dolunay ve dolunay haftasında. Dolunayın son günlerinde de özellikle bu konularda dikkat etmek gerekiyor. Yani bir seyahate çıkacaksanız ayrıntılara dikkat edin, bir şeyleri unutmayın. İşte internet üzerinde yaptığınız her türlü paylaşımda yasal konulara özellikle dikkat edin. Hani burada istenmeyen durumlar oluşabilir. Alışverişlerde dikkat edin. Hızlı kararlar vermemek de bence daha doğru olacak. Aldığımız bilgilere, bu dönemde doğruluğuna çok emin olmamız özellikle önem taşıyor sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Yengeç burcu zodyağın 4. burcudur. Su elementinin öncü niteliklerini taşır. 21 Haziran 20 Temmuz arasında doğan kişiler yengeç burcundan kabul edilir. Yönetici gezegenleri aydır. Yengeç burçları duygusallıkları ve hassas doğallarıyla dikkat çekerler. Merhametli, şefkatli, iyi niyetli, evine, ailesine bağlı kişilerdir. Ay etkisinde olan yengeçler bazen karamsar, bazen iyimser, değişken bir ruh hali gösterirler. Hayatlarında en fazla sevgi ve güvene değer verirler. Bu nedenle de evini, ebeveynlerini, ailesini, eşini her şeyden üstün tutacaktır. Yakınlarını koruma içgüdüsü nedeniyle de fedakarlıkta bulunabilirler. Yengeçler genellikle karmaşık bir ruh hali içerisinde olabilirler. Kendilerini ve sevdiklerini tehlikede hissettikleri zamansa çok güçlü, bazen de bir çocuk gibi savunmasız olabilirler. Kafalarına herhangi bir konu takıldıysa eğer onları melankolik, içe dönük bulabilirsiniz. Çabuk küsebilen bir burç grubudur. Alıngan ve hassas yapıları nedeniyle yakınları bu özelliklerinden dolayı bazen zor durumda kalabilirler. Çok kuruntucu, şüpheci, kıskanç da olabilirler. Geçmişe bağlıdırlar ve anıları onlar için çok önemlidir. Yengeç burçları geleneklerine bağlı, muhafazakar kişilerdir. Yeni olan şeyleri kabul etmekte zorlanabilirler. Kendilerine yapılan iyilik veya kötülüğü de hiçbir zaman unutmazlar. Zamanı geldiğinde bu iyiliğin karşını verebilecekleri gibi kin tuttuğu bir konuda da intikam alma içgüdüsü olabilir. Güvenceye çok önem veren yengeç burcu, bu nedenle gerekli olan paranın önemini de erken yaşta kavrayacaktır. Maddi konularda da genellikle tutumlu davranan bir burçtur.